Şöyle, dolayısıyla da kimse görüşmeyi bilmiyordu. Ee, i̇lk başta sorduğumda ya özel işi için gitti diyen oldu. Siyaseten işte uzun süredir görüşmüyorlardı. Görüşme talebi Sayın Akşener'den geldi. Cumhurbaşkanı kabul etti diyen oldu. Bir diğer taraftan işte son Türkiye'deki gelişmelere konu. Herkes bir şey söyledi. Hala görüşme insanı Akşener'den geldiğini biliyoruz ama görüşme içeriğiyle ilgili sadece Sayın Akşener'in yakın çevresinin ifadelerini biliyoruz. Onun dışında AK Parti'de de çok konuşulmuyor niye geldiği ile ilgili. Üç mesele aslında. Birinci mesele, en çok tartışılan mesele. Ya İyi Parti'de bir dağılma süreci yaşandığı ifade ediliyor. Dolayısıyla bu dağılma süreci içerisinde İyi Parti ya orada tutulabilir mi? Ya da İyi Parti'nin dağılma süreci eğer gerçekleşirse büyük oranda CHP'ye gideceği çok kesin milletvekillerin bu noktada bu engellenebilir mi tarzı bir yaklaşım olduğunu ifade edenler var. İki, aslında Sayın Cumhurbaşkanı bu görüşmeyi yaparak bu dağılma süreciyle ilgili biraz daha ateşi közledi tarzı yaklaşım içerisine girenler var. Üçüncüsü de biraz önce bahsettiğin aslında Sayın Musavat Dermişoğlu zaten Sayın Akşener tarafından seçildi. Aynen Sayın Bahçeli'nin geçmiş dönemde olduğu gibi Sayın Akşener'in tekrardan bir delege üzerinden çağrılması ve genel başkanlığa getirilmesi ihtimali söz konusu olabilir. Orada da aslında her ne kadar biraz önce İsmail'in okuduğu mesaj Sayın Akşener'e verilmiş olsa da öyle gibi gözükse de aslında bence görüşmenin temel dinamitlerinden bir tanesinin de olma ihtimali var. Şimdi İyi Parti hatırlarsanız Musavat Dervişoğlu göreve geldiği andan itibaren parlamenter sistem noktasına çok net tavır koydu. Tabii. Biz aynı tavrı seçimlerden sonra CHP içerisinde çok görmedik ama İyi Parti çok net bu tavrı koydu ve dedi ki kardeşim parlamenter sistem varsa biz varız yoksa yokuz dedi. Kuruluş amacımız bu diyorlar evet, zaten. Evet. Şimdi o nokta o noktada o noktada bence görüşmelerden bir tanesinin bu tıkanıklık meselesi bu. İkincisi şimdi Sayın Özgür Özel de ifade ediyor. Yani bu sistem yönetilebilir bir sistem değil diyor. Haklı olarak ifade ediyor. Çünkü Türkiye'de başkanlık sistemini getirdiği meseleleri hepimiz biliyoruz. Ama burada esas sorun şimdi Sayın Akşener'in siyaseten ben iyi e, İyi Parti Genel Başkanlığı bıraktım ama Siyaseten ben siyaseti bırakmadım sözünü biz Sayın Akçen'in çevresinden duyuyoruz. Ve dolayısıyla da haklı olarak şu geliyor. Bir diğer madde, en çok konuşulan madde. Acaba Cumhurbaşkanı Sayın Akşener'e İçişleri Bakanlığı mı, işte kabinede bir bakanlık mı veya bir görev mi verecek tarzı bir şey ki ben öyle bir şey asla ihtimal vermiyorum. Yani sonuçta Sayın Akçen'in geldiği gelenek belli. Siyasetin sesine azma almayacağım diye bir videosu vardı hatırlıyorum. Fakat, Hep birlikte, fakat, esnaf sayın, tabi, fakat, sayın, tabii, fakat sayın Akşener'le AK Parti arasındaki ilişkiyi de ben Şöyle biraz açayım, ee, Abdullah Bey, Abdullah Gül'e e, ben 6-7 ay gidip geldim oraya çok eski tarihlerde. Orada bu Cumhurbaşkanlığı meselesinde Sayın Akşener meselesi olduğunda Abdullah Bey bana anlatmıştı. AK Parti'nin kuruluş sürecinde Sayın Akşener'e zaten teklif yapılıyor, görüşmeler yapılıyor. Olur, evet, belli bir noktaya kadar geliyor fakat sonra abisinden kaynaklı olarak diyor ki ben bunu kabul edemem diyor. Yani esasında e, Sayın Gül o zaman şunu ifade etmişti. Yani Sayın Akşener neredeyse AK Parti kurucusu olacak o tarihlerde. Fakat belli bir süre sonra bundan vazgeçiyor. Ama Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı meselesinde Sayın Gül mesela Sayın Akşener'in kendisine destek vereceğinden çok emindi. Ama Sayın Akşener biliyorsunuz bir görüşme yaptı çıktı ve yoldayken bunu bunun olmayacağını ifade etti. Dolayısıyla da şimdi Sayın Akşener'in e, bu görüşme neticesinde kamuoyundaki ben böyle bütün şeylere baktım biraz. Yani hem sosyal medya hem siyasilerin açıklamalarında şöyle bir şey söz konusu. Yani iyi Partililer açık ifade edeyim. Ya kurucu genel başkanı mısın? Dolayısıyla hala ağırlığın var. Hala parti seninle anılıyor. Hala senin geldiğin yerle bir parti anılıyor. Sonuçta bir karar verdin. O karar neticesinde biz bunun bedelini ödüyoruz. Ama hala aslında toparlamayı her ne kadar uzak dursan da senin gölgen altında yapamak, yapmak istiyoruz diye bir şey var. Fakat bu görüşmeden sonra birçok insanda aynı soru başladı. İşte Sayın Akşener'e karşı böyle çok acımasız tweetler de attıldı. Turu attı mı? İşte Cumhur İspanyolu yan destekçisi mi? Fakat en çok konuşulan mesele tabii iyi parti etrafından bakıldığında bir de MHP'ye bakmak lazım. Yani bu görüşme nasıl karşı, var nasıl mıydı? karşı, nasıl yankılandı? Bir şey söyleyeyim mi? Ben e, Cumhurbaşkanlığıyla Sayın Akşener'in dışında çok fazla bir haber olduğunu düşünmüyorum. Eğer haber Nezaketen bir haber verildiyse ama ben bundan... Cumhur bu İttifakı'nda sürekli böyle bir e, haberleşme durumu oluyor ya. Her yani bir ben onu, ilgili. onunla ilgili bir ilgim yok ama şunu ifade edeyim. Yani e, çok uzun süredir MHP çevrelerinde yani bu AK Parti içerisinde belli grupların artık MHP bir şekilde bize yük. Bundan kurtulmamız lazım. Dolayısıyla da bu reformistler önce İsmail bahsetti. Kardeşim bizim yapısal reformlar içerisine girmemiz lazım. Bu yapısal reformlar içerisinde olmazsak oy artıramayız, bir şekilde dönüşümü tamamlayamayız diyenler var. Hatta bazı kesimler ya Türkiye'de son seçimlerden sonra dikkat edin bütün AK Parti ile ilgili sıkıntıları yargı üzerinden alıyoruz. Bu yargı kararları bir şekilde bizi sıkıştırıyor. Bu yargı kararlarını da işte belli gruplara yakın insanlar verebiliyor. İşte bir parti işaret ediyorlar. Açık söyleyeyim MHP işaret ederek bunu ifade ediyorlar. Ya bunlar artık olacak. Açık açık şey... söylüyorlar. Evet açık açık bunu ifade ederken ya bu artık çekilecek bir şey değil. Dolayısıyla da bundan bir şekilde kurtulmamız lazım yaklaşım var. Tam işte burada Sayın Akşener buraya geldiğinde klasik soru şu. Acaba İyi Parti AK Parti ile MHP arasında mı girecek? Söylemi. Orada da ama şu. Yani şimdi Sayın Akşener diyelim ki ben İyi Parti'ye dönüyorum dedi. Birincisi şimdi Koray Bey ne diyecek mesela? Ve işte Tolga Bey ne diyecek? Milletvekillerinin kendileri ne diyecek? Yani böyle hani ben ayrıldım tekrardan. genel başkan ne diyecek? Tabii. Yani Musavat Bey şöyle, Musavat Bey biraz daha Meral Hanım'a karşı bu konuda şey, daha nasıl söyleyeyim? Naif, daha böyle saygı sevgi çerçevesinde ama siyaset başka bir şey. Şimdi biraz önce okuduğumuz iki şeyde Musavat Bey grup toplantısında ifade etti. Yani çok net tavır koyuyor. Şimdi o dolayısıyla da şöyle bir hamleyi tartışmak lazım. AK Parti sistemin bu şekilde gitmeyeceğini görürse ki görüyor. Ve sistem içerisinde parlamenter sistem veya parlamenter sistem olmasa bile 40 artı bir tarzı bir yaklaşım içerisine girerse İyi Parti'nin burada ne yapacağı meselesini konuşmak lazım. Bence esas bu görüşmelere giden yol burası. Yani çünkü sürecin CHP'de Sayın özel de çok açık söylüyor. Yani ben bile burada olsam da bu yönetilebilir bir süreç değil diyor. Haklı olarak çünkü hala oturmamış şeyler var. E, Cumhurbaşkanlığı 50 artı ile neye geldiğini görüyor. Dolayısıyla da şimdi MHP bu sistemde ısrar ediyor. Eğer böyle bir noktada uzlaşma durumu olursa burada iyi parti meselesi gündeme geliyor. Bence esas konuşulan konulardan bir tanesi de burası. O nedenle ben uzun süre sonra Sayın Akşen'in fotoğraf vermesini şey göremem. Şunu bir türlü anlamadım. Yani birçok genel başkan parti kongresinde ayrıldı. Ama bu denli kendisini kapatma noktasını ben çok görmedim. Yani ne bunu Saadet döneminde gördük, Fazilet'te gördük, ne Bireyim bileyim. Görev bırakmak istemiyordu denmişti o zaman. Hüsamettin Cündoruk şeyinde gördük, Demirel meselesinde gördük. Ee, ama şimdi şöyle, yani sonuçta hepimiz biliyoruz bunu. Yani? Şimdi <laughs> partisinden de bu kadar kendisini ayrı tutan bir lider örneği yok. Mesela Kemal Bey'in siyas çalışmaları var ama o parti içinde yapıyor. Tabii şimdi yani, Partisinden öyle yapmıyor şöyle yani iyi Hatta parti benim diyor yani iyi, Zaten iyi partilerin bir çoğu Zaten bugünkü eleştirilerin ana sebebi de o Sayın Akşener'i hala iyi partinin dışında görmüyorlar Görmüş olsalar da bu eleştiriler olmazdı Ya Meral de. Akşener kendini içinde görüyor mu? Bence görüyor Bence hala Sayın Akşener Her ne kadar biraz uzak dursa da Şöyle bir şey içerisine giriyor Ya ben uzaklaştım Partiyi toparlayabildiniz mi? Hayır işte partinin tırnak içinde söylüyorum dağılma süreci var milletvekilleri başka yere gidiyor. Dolayısıyla da mesele ben ben miydim? Hayır, o zaman biz yeniden bir vizyon çizmemiz gerekiyor tarzı bir yaklaşım. Çünkü Sayın Akşener şu soruyu sormak lazım. Eğer seçimde normal oyunu alabilseydi Sayın Akşener bu şekilde partiye gidecek miydi? Gitmeyeceğini hepimiz Tabii biliyoruz. Ki. Gitmeyecekti. Dolayısıyla da belki Sayın Akşener partiye geri dönme noktasında tam burayı uzak tutarak kullanabilir. Belli bir süre geçtikten sonra işte gördünüz mü olmuyor. Ve burada da birçok delege ki kendisine yakın birçok delege olduğunu biliyoruz. Ya işte tekrardan Sayın Akşener gelsin ki MHP'de bu böyle olmuştu Sayın Bahçeli'nin kongre süreci sonrasında. Böyle bir adımın olma ihtimali yüksek ama hala altını çizerek söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinin detayları İYİ Parti'nin iş siyasetimi, Sayın Akşener'in özel işleri mi? yoksa Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın anayasa meselesi başta olmak üzere sistemle ilgili görüşlerimi o konuda hala bende bilgi yok. Belki Ankara Peki sorular darar. hep akıllarda uzun bir